Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 21 Kasım'a kadar Güneş Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek. Ve Kasım ayına güçlü bir dolunayın tesiriyle başlıyoruz. 31 Ekim'de meydana gelen Boğa burcunun 8 derecesindeki dolunay aslında Kasım ayının ortalarına kadar bizi etkilemeye devam edecek. Sürprizli bir dolunaydı bu. Uranüs etkisi altındaydı. Bazen böyle beklemediğimiz ani değişimler, ilginç ve heyecanlı durumlarla karşılaşma olasılığımızı hayata geçiriyor ve bunlarla bu hafta içerisinde, özellikle Kasım'ın ilk günleri içerisinde de karşılaşabilirsiniz. Heyecanlı olacağınız, özgüveninizin artacağı, biraz maceracı olacağınız bir süreçtesiniz aslında. Seyahatler, geziler olabilir, yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili bazı önemli açılımlar olabilir bu dolunayla beraber. Yurt dışı ile ilgili hedefleriniz varsa, uluslararası alanlarda, yabancı kültürlerle ilgili alanlarda da sürpriz gelişmelerin olabileceği hızlı ve ilginç bir dolunay tesirindeyiz. Ve Kasım ayı Ekim ayı ile kıyasladığımızda aslında çok daha verimli etkiler barındırıyor. 3 Kasım ile beraber Merkür retrosunu tamamlayacak. Terazi burcunda ilerlemeye başlıyor. Ayın 11'ine kadar Terazi burcunda, 11'inden sonra ise Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek. Eğer Ekim ayıyla beraber Merkür retrosunun neden olduğu bazı ticari konulardaki engeller, parasal konularda hissettiğiniz sıkışıklıklar, tıkanmalar şimdi Merkür'ün düzelmesiyle beraber biraz rahatlayacak. Hani gecikmiş bir para geri gelebilir. Ertelediğiniz bir alışverişi daha rahat yapabilirsiniz. Ticari konularda da özellikle ayın 11'inden sonra daha rahat hareket edebilirsiniz. Bazı ertelediğiniz seyahatleri, anlaşmaları, sözleşmeleri ayın 11'inden sonra daha rahat hayata geçirebilirsiniz. Ve ayın 14'ünde Mars retrosu da sona erecek. Evet, 2020'nin en sert, en güçlü hareketlerinden biriydi biliyorsunuz. Mars retrosu 14'ünde düzeliyor. Koç burcunda ilerlemeye başlayacak Mars. Ve sizin için sevgili Başaklar, parasal konularda evet Mars para alanınızda harekette. Bu tabi borçlanma konularında, parasal alışverişlerde, özellikle hisseli paralar alanında çok fazla sıkıntı yaratmış olabilir son 2 ayda. Yani verdiğiniz paraların geri gelmemesi, beklediğiniz paraların gecikmesi veya gereksiz para harcama, boşa para harcama gibi durumlar yaratmış olabilir. Halen daha Mars Koç burcunda olacak, 8. eviniz olacak, para alanınızı etkiliyor olacak ama retro olmaması en azından şartları biraz daha netleştiriyor. Şimdi para durumunuzu yine kontrol edin. Yani gereksiz para harcamamaya dikkat edin bu dönemde. Çünkü masrafları ister istemez biraz arttıracaktır Mars'ın pozisyonu. Ama düzelmiş olması en azından size hareket kabiliyeti verecek. Herhangi bir konuda, bir kredi almak için olabilir örneğin. Bir borçlanma konusu olabilir, bir vergi konusu olabilir. Yani bunları çözmek adına daha rahat hareket edebileceksiniz. Üstelik bu ay Venüs ayın 21'ine kadar Terazi burcunda ve para evinizde büyük oranda parasal anlamda sizi destekliyor olacak. Yani bazı sorunları daha rahat çözebileceksiniz. İhtiyacınız olan paraları daha rahat elde edebileceksiniz. Bazı harcamaların ya da zorunlu alışverişlerin de daha verimli olması adına Venüs'ün destekleri sizinle olacak diyebilirim. Ve 12 Kasım'da Oğlak Burcu'nda Jüpiter-Plüton'un büyük kavuşumu var. 2020'nin birkaç kez tekrarlanan en güçlü açılarından birisi bu. Büyük güç demek, büyük kavuşum, Jüpiter-Plüto. Maddi manevi her alanda bu gücü, kuvveti verebilir. Ve üstelik sizin gibi toprak elementinde olduğu için aslında size fayda sağlıyor bu kavuşum. Ve 5. evinizde oluyor. Çocuklarla ilgili olabilir, aşk hayatınız, romantik konularla ilgili olabilir, para konularında olabilir veya tamamen kişisel değerleriniz, özgüveniniz, kişisel yetenekleriniz gibi bu alanlarda olabilir. Kendinizi güçlü ve güvende hissedebileceğiniz koşullar daha rahat hayata geçecek gibi görünüyor. Büyük bir fırsat da olabilir karşınıza çıkan. Hani daha önceden yapmış olduğunuz bir yatırımın büyük bir geri dönüşü ya da çocuklarla ilgili harcadığınız çabaların sizi mutlu edecek güzel, güvenli geri dönüşleri. Aşk hayatınızda size güven ve huzur veren gelişmeler. Tüm bunları bekleyebiliriz. Ve bu tesirler altında
15 Kasım'da çok güzel bir yeni ay doğacak. Evet, 2020'nin en güzel yeni aylarından birisi. 23 derece Akrep burcunda, sizin 3. evinizde doğuyor. Bu yeni ay sırasında Oğlak burcundaki Jüpiter-Plüto kavuşumunun da güçlü güzel açıları var. O yüzden çok verimli. Üstelik Mars retrosu bitmiş olacak. Merkür ileri hareketli olacak bu yeni ay sırasında. Ve yeni olasılıklar, yeni hedefler, yeni planlar anlamına geliyor. Üçüncü ev. Evet, güçlü bazı ticari adımlar atabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, teklifler olabilir. İmzalar atabilirsiniz. Bunlar özel hayatınızla ilgili olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir. Eğitime başlamak için süper bir dönem. Basın, yayın, medya işleri, her türlü reklam, promosyon çalışmaları, internet üzerinde, sosyal medya üzerinde yapılacak girişimler. Tüm buralarda, yani iletişimle ilgili her türlü konuda güzel adımlar atabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çok güzel, keyifli seyahatler gündeme gelebilir. Çocuklarınızla bağlantılı, onların eğitimiyle ilgili güzel adımlar, kararlar verip adımlar atabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili güzel gelişmeler var. Bunlar kardeşiniz olabilir, komşunuz, akrabanız. Yani hem onlarla ilişkileriniz size destek veriyor, hem güzel ve olumlu gelişmelerin olacağı, belki yeni kapıların açılacağı önemli bir dönem. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Evet, bunu yapıyoruz ki bireysel olarak ne kadar etki alacağız, bunu anlayalım. 23 derece Akrep burcunda olacak yeni ay. Özellikle sabit burçlarda gezegeni olanlar tabii ki bireysel olarak daha çok etkilenecek. 23 derece ve yakınlarında. Bunun yanı sıra Akrep size dost bir burç. Eğer güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa süper tesirler alıyorsunuz. Unutmayın. Su ve toprak burçlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar Venüs, Jüpiter, Ay, Merkür gibi daha iyicil gezegenlerse maddi manevi çok güçlü fırsatlar altındasınız. Çok güzel tesirler altındasınız. Bunu özellikle söylüyorum ve bu yeni ayı lütfen yapacağınız girişimler, hayata geçireceğiniz yeni fikirler, tüm bunlarda iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Evet, yeni ay tesirleri ayın ışığı büyüdükçe ay sonuna kadar hayatımıza dahil olacak. Ve ayın ışığı da yavaş yavaş büyüyecek. 21'inden sonra güneş artık yay burcuna geçiyor. Sizin 6. eviniz ve 4. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Ay düğümleri de biliyorsunuz ikizler ve yay aksında ve ayın ışığı büyüyecek, dolunaya doğru ilerleyecek ve yılın artık ikinci son tutulma döngülerine gireceğiz. 30 Kasım'da ay dolunay fazına ulaşacak. 8 derece ikizler burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Ve sizin 10. evinizde meydana gelen muhteşem bir ay tutulması. Bu ay tutulması toplum önündeki statünüz, duruşunuz, kariyeriniz, ün, şöhret, başarı gibi alanlarda, ailevi konularda, ebeveynlerinizle ilgili alanlarda bazı önemli tamamlanmalar, dönüşümler anlamına geliyor. Tutulmalar daha kaderseldir ve daha uzun vadeli hayatımızdaki yapılandırmaları şekillendirir. Zaten önümüzdeki süreçte 2021'in sonlarına kadar da ikizler yay tutulmaları etkili olacak. Sizin için de ev, kariyer, aile, ebeveynler, toplumdaki duruşunuz, başarınız, geleceğinizle ilgili bazı hedefler, tüm bu alanlarda önemli yapılandırmalar meydana getirecek. Kuzey düğüm yönünde olması bu ay tutulmasını daha olumlu kılıyor tabii ki. İş alanınızda, mesleki alanda, kariyer hayatınızda bazı önemli kararlar verebilir, dönüşümler yaşayabilirsiniz, terfi edebilirsiniz, mesleki değişimler olabilir, taşınmalar olabilir, yer değişimleri olabilir. Tabii ki ilişkilerle de ilgili kariyerimiz etkilenir. Bazen evleniriz, statümüz değişir, bazen ayrılırız, yine toplumsal statümüz değişir. Yani tüm bunlar, hani ilişki dinamiklerimizle de birlikte olabilecek bazı kariyer konuları, gelişmelerini aslında bu tutulmayla bekleyebiliriz. Yıl sonuna kadar, önümüzdeki bir ay güçlü bir şekilde bu tesirler altında olabiliriz. Derecesel olarak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili Başaklar. Güneş burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa, bunun için doğum gününüzün 27 Ağustos'la 3 Eylül arasında olması gerekiyor genel olarak. Eğer yükselen burcunuz, yükselen başaksanız, 23 derece ve yakınlarında yükselen burcunuz varsa, kişisel haritalarınızda yine 8 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ve bunlar özellikle değişken burçlardaysa,
O zaman tesirlerin sizin için çok daha güçlü, çok daha belirleyici olacağını, daha kadersel olacağını söyleyebiliriz. Evet, önemli bir ay Kasım ayı. Güzel bir ay, maddi manevi fırsatlarımız var. Aşk hayatımızda, çocuklarla ilgili şanslarımız var. Sorunların biraz daha çözümlendiği, belki önemli fikirlerle, alacağımız bilgilerle, desteklerle çözüm yolları bulabileceğimiz bir dönemdeyiz. Eğitim hayatımızda yeni adımlar atabiliriz. Ticari oluşumlar olabilir. Özel ilişkilerimizde yeni kararlar verebiliriz. Seyahatlere çıkabiliriz. Ve tabii ki ay sonunda özellikle kariyerimizi etkileyecek bazı güçlü dönüşümler içerisinde olabiliriz sevgili Başaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.